Herkese selamlar. Ben Vükayar'ın merhabalar amına koyayım. Yeni bir League of Legends videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde destek nedir? Nasıl oynanır? Sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar tamamıyla rastgele oyuncularla girdiğimiz bir oyunda ortalama elmas 4 küme aralığındayız. Bakalım bizleri neler bekliyor? Ben elimden geldiğince sizlere anlatarak oyunu oynamaya çalışacağım. Sizler de izlersiniz işte, bakarsınız, görürsünüz. Evet, şimdi hani herkes beni desteğe ettiğim küfürle tanıyor ama bir desteğin ne yapması gerektiği hakkında ne kadar bilgi sahibiyim, bu videoyu izledikten sonra daha rahat görebilirsiniz. Şu bir öldü bu. Yani kardeşim, şu Alistar'dan taktik mi alsak, ne yapsak ya? Ulan geçen el ADC piklemiştim, iyi ki ADC oynamamışım ha. Şu Alistar benim yanıma da gelebilirdi. Çok korkunç bir senaryo ya. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Önce şu soba ayağımı yaktı. Hemen ekledim, azıcık uzak dur. Evet, oyuna başlayacağız. Oyun başlayacak önce. Sonra biz dahil olacağız. Evet, buradan şu yaratık çıksa artık. Geçmedi 10 saniye ya. Tedirgin oldum. Tedirgin olduk ya. Tam olarak arkadaşlar şuradan vurup 1.39'a kadar burada süre, bak sağ üst tarafta süre var. 1.39'a kadar saldırı yapıyorsunuz. Canavarın HP'sine bakmıyorsunuz. Sizin de bir koridorunuz var. Sizin de yakalamanız gereken exp var. O yüzden orada ormancının minyonunu o kadar çok önemsemiyorsunuz. O adam zaten onu kesebilecek potansiyele sahip. 1.39'da yardımı bırakmazsanız ipinen kuşak, sikinen taşşak, böyle geri kalırsınız. Geri. Tamam, şimdi E'si bitti, agroları bitti. Ben adamların kafasına yumuluyorum. Bak, şimdi Soraka oynarken bir normal vuruş, bir Q vuracaksınız arkadaşlar. Alistar varken yalnız ikinci seviye olduğunda bunu yaparsanız her yaptığınızda ölürsünüz. Şöyle bir ADC'sini uzak tutayım. Güzel. Silence'ımız açık. Alistar'ın flash'ı yok arkadaşlar. Şu dakikada atılacak wardlar bir boka yaramayacak. Ben iyileştirme yeteneğini 4. seviyede açıyorum. Bu ne böyle? Şöyle üzerine doğru koşup skill'lerini harcattım. Şimdi neyin kaldı Alistar? Neyin kaldı üzerimize atabileceğim? Bütün skill'lerin bekleme süresinde. Ha? Şimdi devam edelim. Gel abi. Gel benim güzel abim. Bariyerim var, o yüzden bunu baitlemeye kullanacağım. 3 saniye var. Bunu yapmak zorundaydım. O early game'de şu bizim harasımız için gerekli olan hasar desteğini sağlayacak çünkü bize. Kill verdik ama. Evet. ADC'miz de tek başına exp alacak, bizim için iyi olacak diyebilirim. Şimdi orada ADC'yi niye kovalamadım? Şimdi kovalasam şuradan gelip destek olacaktı her türlü. İkisine bir eşit hasar verdim. Kararsız kaldılar yani. Sorun yok, iyi haldeyiz. Tutuştur da gitti. Şunun bitkinliği gitti mi bilmiyorum da. Tutuştur da gitti yani. Bakalım. Şuraya bir gireyim. Bu ne böyle? Oraya ward attı. Şimdi bir haritaya birazcık gözümüzün ucuyla bakıyoruz. Haritada bayağı bir şöyle ormancı gözükmüyor yani. Bayağı bir SS. Tam ormancı orta koridordaymış. Hemen çimin içine gireceğini bildiğim için gideceği yöne doğru bir Q salladım. Şimdi ben koridoru darlamakta normalde hiç sıkıntı çekmem de Alistar direkt tek komboda yakalayabilen bir şampiyon. Yani bir kaçamıyorsun yani ondan sonra oynarken. O yüzden Alistar küçük bir problem benim için. Şöyle attım. Her trade'de ben karlıyım. Bana vururlarken benim ADC'm yerleştirirse her trade'de her türlü öne geçeriz yani.
Şöyle hafiften hasarları sırayla tanklıyoruz. Şimdi Sorak oynarken dikkat etmeniz gereken Q'yu tutturduktan sonra gelip ADC'nize hil atmak. Kendi aldığınız HP regen ADC'nize aktarılıyor. Böylelikle normalde dolduracağınız hilin 2-3 katı doluyor. Ah bu kötü oldu bu arada. Bir an anlatayım derken oyuna odaklanamadım. Amına koyayım. Şu siktiğim yazıları da şöyle köşeye çekeyim de. Aa, bu yeni destek eşyalarını bu arada ben tanıyamıyorum. Çok garip çizmişler. Bu problemi herkes yaşıyor mu ya? Hani bu destek eşyalarının genel olarak böyle, pardon, genel olarak eşyaların hiçbirisinin hani göze şey gelmiyor yani, anladın mı? Tanıdık gelmiyor hiçbirisi. Lan ne alacağım diyorum şöyle açtım baktığım zaman. Ya en azından bir kontür falan, bu tarz bir çevresine bir şeyler eklemiş olsalar çok daha güzel olurdu yani. Daha gerçekçi yapacağız diye bir minik bir bozmuşlar benim düşüncem. Bunu neyse, aşağı yorumlara fikirlerinizi yazarsınız ekstradan. Koridoru birazcık ittirmemiz lazım. Yardımcı olayım ADC'ye. Arkadaki minyonlara Q atıyorum. Şuraya bir hemen görüş sağlayalım. Galiba Drake gireceğiz. Bizim minyonlar aynen freezelenmeyecek. Tamam, güzeliz şu anda. Ayrı varken bir atayım dedim hil, bir kalkan da olsun. Herhalde kefaret falan onlar daha şey olmamıştır, değişmemiştir tahmin ettiğim kadarıyla. Şurada bizim bir görüşümüz vardı, o gitmiş. Bak, ikinci kırmızı totemi almamamızın bize zararı böyle oldu. Şuraya bir silence açsam. Bak işte bu hoş değil. Flash aldık. Neyse, yapacak bir şey yok. Şu Alistar'ın flash'ı gitti. Hex tray gösteriyor ama anlamışlardır umarım. Abicim, oraya öyle girerseniz sıkıntı yaşamaz mıyız? Şimdi... Aa, güzel. Destek eşyamız upgrade oldu. Şu arkadaşımızı... Fulleriz. Daha öncesinde şu minyonları tek vuruşluk hale getireceğim. Koridor temizliği yapalım. Şöyle. Şu anda oyunda iyiyiz. Kötü değiliz. Ayakkabımı tamamlayamadığım için beni daha demin yakaladı Alistar. Çünkü ayakkabısını tamamlamış. Biliyorsunuz hız farkı bayağı oluyor. Çok fazla üzerime koşacak. Sürekli darlayacak beni. Heh, tamam, yalnız kaldın. Şöyle önüne doğru açayım. Abicim çok yanlış giriyorsun. Çok yanlış giriyorsun. Yapma abi. Abi. Her gördüğünde saldırma adamlara ya. Lütfen. Adam sen saldırdığın için saldırıyorum diyor. Ya ben saldıracağım tabii oğlum. Adamları dürtmek benim görevim. Yemiş. Ulan ne kadar garip ya. Lan bırak ben trade gireyim amına koyayım. Sen niye dahil oluyorsun? Bak farmına. Çektiğin eşya senin farm eşyası yani. Agresif bir şey de almıyorsun ki. Bu adamla hiç uyum sağlayamadım ben ya. Yani adamın... İnanın oyun tarzı çok garibime gidiyor yani.
Arkadaş yani bak, kötü oynaması, iyi oynaması bu tarz şeyler değildi konu. Bak ben midle tek başıma oynayayım. Yani o bile sıkıntı olmaz bana, ama bu yani bu adam tam oynadığı oyunun mantığını kavrayamamış. Yani çektiği eşyaları bilmem neyi falan. Yani benim levelim 5. Amına koyayım adamlar. He, Yumi oynuyorum ben. Geride oynayayım. Seni de geride tutayım. Adamın 7-1 olduğunu yeni gördü galiba. 7-1 adam diyor. Bana söylüyor. Of lan of. Bak adam vardığını korumaya buraya geliyor. Ne yapsın? Öyle dodge'larlar onu. Ama siktiğim takım da bak bak bak. Bak neden buna dalıyorsun lan? Neden dalıyorsun oğlum? Adam ulti basmış. Bak bak fokusa bak. Yani çok cins salak oynuyorlar yani ya. Bir tarafı tutuyorsun, diğer taraf tam boşalıyor yani. Bu oyunun genelinde böyle bir sıkıntı var ya. Hangi role geçsem diğer rol sıçıyor yani. Abicim bu ne amına koyayım? Bu ne? Gelsene amına kodumun çocuğu, ormanın içine kadar ne çekiyorsun beni ya? Kesemediniz bir tanesini. Ananızı sikeyim.
Yani ben mi kötü oynuyorum anlamıyorum ki. Lan vurun hiç. Amınıza sokayım sizin. Oynadığınız oyun gibi. Ya tam bir eşek değiller mi ya? Çok kötü oynuyorlar ya. Skilleri geri gelsin diye mi bekliyorsun? Aptal orospu çocuğu, dalsana işte. Yani cidden kive bir atıyor adam ya. Şimdi şöyle bakalım ne almış. Ya amına kodumum oldu. Daha bir iş eşya tamamlayamamış. Herifin iki kora eşyası tamamlı ya. Ne kadar komik.
kodumu salağım. Mal gibi adamların gelmesini bekliyor. Adam base'den yeni gelmiş. Yanında kimse yok. 3 kişinin baron tarafında olduğunu bildiğimiz halde saldırmıyorlar ya. Ne salak adam bunlar. Devam. Ne kes! Amına koydum onu oğlu. Canımdan can verdim piç. Adamların hepsini baitliyorum amına koyayım. Bir tane kesebilecek beyinleri yok ya. Anasının amına babası bu kadar gir çık yapmadı bizim takımda. Amına koyayım be ya. Daraldım ha. Buna koyarım daraldım. O ne öyle ya? 30 çeşit pozisyon alıyoruz amına koyayım ölmeyeyim diye. Ya bir yaklaşın karınızı sikeyim. Ulan hepsini baitledim amına koyayım. Yalnız base gidiyor, base town gidiyor, town. Amına koyayım. Ya vallahi eşek gibi oyun. Zorla oyun kazandırıyorum. Daha kazanacağımız da şey de. Kanser olduk ya. Ya cidden.
Yani çok pis satarlar gibi geliyor da. Yanlış yere tıkladı haritadan. Buna koyacağım. Çık 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 çık. Geldim geldim. Ah! Ne oynadım be? Şey yapmadım ama yani genel olarak benim sayemde kazanıyorlar. Yani cidden yani benim sayemde kazanıyorlar. Ya şu takım oyun kazandırıyorum ya. Gel lan. Buna koduğum gel. Shield'ini kırarlar öyle. Lan gelsenize lan. Aa! Destek lütfen. Siktir piç. Ya orada illa beyi satacaklar ya. Birer birer ölüyoruz şimdi. Çık çık kaç. Abi bilmiyorlar. Güzel abim. Daha sana bak gidecek, bak gidecek. Baron gidecek, baron. Baron gidecek. Görüşlerini iyi engelledim orada. Bak şuraya şu attım ya. Göremediler. Ayrı durdular. Şeyler öldük amına koyayım. Zor oyundu ya. Cidden zor oyundu yani. Neyse bu bölümün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir destek oyunu nasıl taşır adlı bu bölümü beğenmeyi ayrıca YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir desteğin neler yapması gerektiğini istediğimi az çok anlamışsınızdır. See you.